birçok ödülün sahibi bir mimar var yanımızda. Bilmiyorum sayısını ama herhalde 300'ün üzerinde ödülüm vardır. Sancaklar Camisi cami böyle olur demiyor. Biz aslında o camiyi tevazu üzerine kurduk. Mimarlık da ironik bir şey. Öyle. Saklanma ve ortaya çıkmama üzerine bir şeyi kurduk ve o kadar şöhretli olduk ya. İstanbul'da çok güzel resim heykel müzesi hayata tekrardan katıldı. 9 yıldır bekliyorduk biz İstanbullular. Emre Bey tasarladı bu müzeyi de. Müze kavram olarak da mekan olarak da dönüşen bir durum yaratmalıdır. Yaptığımız işlerin çok önemli bir bölümü, belki de hepsi Türkiye dışında. Sizi heyecanlandıran mimari proje, çok etkilendiğiniz 3 mimarı sorsam. Bunu evet. Kimler uyduruyorsa belki benim için çalışıyorlar. Size deselerdi ki bir şehri baştan sona yeniden dizayn edeceksin. Hemen kaçardım. Merhabalar, Shell'in katkılarıyla hazırladığımız Şelale Kadakili 15 dakika özel bölümü devam ediyor. Çünkü kıyamadık. Mimar Emre Arolat'ın anlattıkları çok kıymetli gerçekten. Dünyada ve Türkiye'de inanılmaz etkileyici yapılar yapıyor ve biraz mimari konuşmak, kendisi de dedi içinde bu sohbeti yaptığımız aslında bir umut projesi doğru, dediniz değil mi? Doğru. Yani beni çok etkiledi gerçekten. Hı-hı. Biraz umut projeleri konuşmak. O yüzden devam etmek istedik. Şimdi Emre Bey, biz bu seride Shell'in bir mottosu var. Hep ileride. Evet. Biz hemen bunu kaptık. Dedik ki buraya işte ileride olan, önce olan isimleri konuk edeceğiz. Markaları konuk edeceğiz. Kaç tane olmuştur? Yani uluslararası, ulusal. Pek çok ödülün sahibi bir mimar var yanımızda gerçekten. Mütevazi bir kişilik aslında. Hiç böyle bunlarla övündüğünü de ben duymadım ama okuyunca sayısına ulaşamadım. Yani çok ödüllüsünüz değil mi? Hatta telefon açtığımda şu anda 3 tane uluslararası yarışmaya hazırlanıyorum doğru, demiştiniz. Doğru. Yani tabii mimarlık ödülleri bir taraftan önemli, bir taraftan da aldıktan sonra unutmanız gereken şeyler. Çünkü bununla yaşayamayız. Bilmiyorum sayısını ama herhalde 300'ün üzerinde ödülüm vardır. Ve bunların bir kısmı gerçekten önemsenebilecek ödüller, bir kısmı ise pek fazla önemsediğim ödüller değil. Ama içlerinde işte Ahan gibi, Miss Van der Rohe ödülü gibi gerçekten önemli sayılabilecek ödüller veya en son aldığımız Alfozan Awards ödülü gibi önemli sayılabilecek ödüller var. Şimdi sırada ne var demeden önce şimdi birkaç şeyi hatırlatmak lazım. Bir tanesi Sancaklar Camii. Evet. Çünkü çok konuşulan bir cami. Yerin evet, altına tasarladınız. Yani hakikaten hep merak etmişimdir. Yani farklı olmak için mi, çok konuşulmak için mi, oraya o yakışıyor diye mi? Ve üstelik de bayağı tartışıldı ilk başta. Tabii. Tepki de çekti. Doğru. Onunla ilgili birkaç cümlenizi duymak istiyorum. Ve İstanbul'da çok güzel resim heykel müzesi hayata tekrardan katıldı. 9 yıldır bekliyorduk biz İstanbullular. Sonunda kavuştuk resim heykel müzesine ve Emre Bey tasarladı bu müzeyi de. Orada da niye içine kutular, kutucuklar yaptı diye böyle bir hatta bir arkadaşım lütfen sorar mısın neden yaptı dedi. Ben de soracağım dedim. Biraz bu iki yapıdan da bahseder misiniz? Çok çarpıcı binalardan söz ediyoruz sizden bahsettiğinizde. Sancaklar Camisi aslında Türkiye'de çok da fazla mimarlık alanının bir meselesi o dönemde olmayan bir konuyla ilgili, yani ibadethane konusuyla, cami konusuyla ilgili. Benim İslam felsefesine merakım var ama cami tasarlamamıştım. 600-700 yıl önce uygulanmış olan, Türkiye'de neredeyse artık bir model haline gelmiş olan cami hikayesini acaba gerçekten bu model üzerinden mi sürdürmeliyiz yoksa İbadethanenin özüne bakarak bir caminin farklı yönden ele alınabileceğini ve farklı yönden tasarlanabileceğini düşünebilir miyiz? Böyle bir zihinsel süreç başladı ben o projeyi aldığımda ve aslında Sancaklar Vakfı'na da bir anlamda rica ettim. Dedim ki yani benden 3-4 ay yani bir şey beklemeyin. Benim biraz ders çalışmam, biraz anlamam, bazı şeylerin üzerinden geçmem lazım. Biliyorum ki okuduğunuz halde Kur'an-ı Kerim'in mealini bir kere daha evet, okudunuz evet, bu sürede değil mi? Ve şeyi de yani gördüğüm, anladığım
ortaya çıkarttığımız konu tasarım ekibiyle birlikte, ki burada Nil Aynalı'yı ve Leyla Körü'yü anmam lazım onlarla birlikte. Aslında cami mimarlığının, caminin formunun herhangi bir, ne Kur'an'da ne de başka bir yerde tarif edilmediğini, aslında temiz olan her yerin bir ibadethane sayılabileceğini ve İslam'da cami formuyla ilgili hiçbir tarifin yapılmadığını gördük. O zaman ibadet etmenin özü nedir? İşte yaratanla baş başa kalmanın, arada herhangi bir bariyer olmadan ona ulaşabilmenin mekansal karşılığı tam orada, tam o noktada ve tam o topografyada nasıl olabilir? Sancaklar Camisi bir tipoloji önermiyor. Yani cami böyle olur demiyor. Tam bu noktada böyle bir ibadethane olabilir diye bir seçenek sunuyor. Onun karşılığıdır. Tepkiler oldu mu? Oldu. Ama şu anda gerçekten biz aslında o camiyi İslam'ın ana şiarlarından olan tevazu üzerine kurduk. Fakat böyle mimarlık da ironik bir şey, bir dal aslında. Çünkü tevazu üzerine kurulan o cami bütün dünyada çok iyi tanınan ve kendisini böyle her noktada ortaya çıkartan bir yapı oldu. Biz yani çok saklanma ilginç ve ortaya çıkmama üzerine bir şeyi kurduk ve o kadar şöhretli olduk ki hakikaten. Ödüller yani, aldı değil mi? Evet, yani dünyadaki önemli ödüllerin neredeyse hepsinden almış, tatmış oldu ve hala da şu anda ilgiyle izlenen bir yapı. İstanbul Resim Heykel Müzesi, evet senin de dediğin gibi tıpkı bu yapı gibi çok uzun süre üzerinde uğraştığımız bir yapı oldu. Orada tabii buradaki gibi teknik zorluklar değil, daha ziyade işte yönetimsel ve bir takım ekonomik sorunlar nedeniyle dura kalka yapılan bir iş oldu. Müze tabii enteresan bir kavram, aslında biraz eski bir kavram. Müzenin kendisi eskimiş bir durum. Yani işte o 20. yüzyılın başında biraz böyle Frankfurt Okulu, işte Adorno bu tarifleri yaparken aslında müzenin artık bir tür kültür endüstrisinin parçası olduğunu, bunun eskisi gibi görülmemesi gerektiğini ortaya koyan bilgiler sundular. Yani her şey değişiyor. Müze nasıl aynı kalabilir? Evet, müzede. Yani müze kavram olarak da, mekan olarak da dönüşen bir durum yaratmalıdır esasen. İstanbul Resim Heykel Müzesi, müzenin eserle izleyici arasındaki mesafesini kaldıran, onu steril bir mekan içinde görülebilir hale getiren, izleyicinin başka bir şey görmeden sadece esere konsantre olabileceği bu white box dediğimiz meseleyi bir anlamda ortaya koyuyor. Fakat yapısı gereği bir galeriden başka bir galeriye geçerken, o white box'tan başka bir white box'a geçerken kentle ilişki kuruyor. Aslında bizim hikayemiz bu. Çok da basit bir hikaye. Müzenin geçirgen bir yapı olması, içine kapanmış ve bütünüyle dış dünyadan sterilize edilmiş, kopuk olmayan bir yapı olması, ama aynı zamanda her eserle izleyici arasında da ilişkisellik bağlamında ciddi bir bariyer kopması olması gibi bir derdimiz böyle var. Böyle anlatınca çok güzel, çok mantıklı. Benim çok önemsediğim 50'lerin İstanbul topografyasında, İstanbul kültüründe ve kent hafızasında yer etmiş antrepo yapısı. Antrepo yapısının bir şeyi var, bir üç boyutlu bir ızgarası var, taşıyıcı sistemi var. Biz o sistemi tamamen muhafaza ettik. Belirli noktalarını güçlendirdik ve binayı aslında yerinde tuttuk. Yani pek çok insan o binayı yıkılıp yeniden yapıldı diye görüyor. Halbuki öyle olmadı, bina yerinde duruyor. Meclis-i Mebusan Caddesi, ana cadde yönünde de ofisler vardı. Ofislerin kendi döşemeleriyle antrepolunun döşemeleri arasında da kod farkları vardı ve bir ilişki kopukluğu da vardı. Bizim böyle bir ofis yapısına ihtiyacımız olmadığı için, ama ben o yapının cephesini çok önemsediğim için ve İstanbul'un kent hafızası için çok önemli bulduğum için o cepheyi tamamen yeniden inşa ettik, fakat içini boşaltarak inşa ettik. Oradaki ofislerin döşemelerini kaldırarak o mekanı yüksek bir düşey sirkülasyon mekanı haline getirdik ve aslında çok basit bir dolaşım mantığı kurduk.
O mantık içinde bir galeriden diğer galeriye geçerken veya işte bir koridordan yürürken de İstanbul'un gerçekliğiyle, tarihi yarımada, kısmen tarihi yarımada. Yani hem çok aydınlık hem çok karanlık bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, aslında yani tıpkı bu anlattığım İzlek'teki o senaryodaki ikilem gibi, yani kentle ilişki kurma ya da eserle ilişki kurmadaki ikilem gibi, yapının ışık dengeleri de zaman zaman yükselip alçalıyor. Tabii tamamlanmadı henüz, yani henüz yarım yamalak durumda. Tümü eserlerle dolup ana sergi salonlarının tümü gezilebilir hale geldiğinde vereceği etki bambaşka olacaktır. Şu anda belki iyi belki kötü, bu aslında önceden tasarlanmış bir durum değildi, biraz mecburiyetten dolayı yarım olarak açıldı. Neyse, yine en azından açılmış olması çok önemli. Çünkü 9 yıl beklediğimiz için. Ben de onu çok önemsiyorum. Ben şimdi arkeoloji müzesini gezdim, çok etkilendim. İnanılmaz, hani bir an evvel İstanbul'un hayatına hızlıca katılmasında fayda var. Siz yurt dışında da şu anda herhangi bir binanın tasarımında var mısınız? Evet, şu anda Türkiye dışında yani yaptığımız işlerin çok önemli bir bölümü, belki de hepsi Türkiye dışında. Arnavutluk'ta, Londra'da, İngiltere'de, Arabistan Yarımadası'nda, Dubai'de, Suudi Arabistan'da pek çok projeyle uğraşıyoruz. Kendi yaptığınız işlerin dışında sizi heyecanlandıran mimari proje, 3 tane söyleseniz. Bunlar hangileri olur? Çok etkilendiğiniz 3 mimarı sorsam onlar kimler olur? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de... Ben Nevzat Sayın'ı çok önemli bir mimar olarak bulurum ve yaptığı işler gerçekten çoğu zaman beni çok heyecanlandıran işlerdir. Kuşkusuz bütün işleri değil ama yaptığı işlerin bir bölümü bence Türk mimarlık tarihinde yer edecek yapılardır. Türkiye dışından Peter Zumthor benim için çok önemli bir mimardır. David Chipperfield'in yaptığı tutarlılığı, sürdürdüğü tutarlılığı önemli buluyorum. Daha ziyade işte Eduardo Sota de Mora gibi kontekste önem veren, bağlamı önemseyen, bağlamın bir devamı olan mimarlığı, o yolu seçmiş olan mimarları diğerlerinden ayırt ettiğimi söyleyebilirim. Yani bir obje yaratmak, bir arzu nesnesi yaratmak yerine aslında yerin bir parçası olmak, bulunduğu bölgenin bir sürekliliğini sağlamak ve bağırıp çağıran yapılar yerine biraz daha böyle arkada durmayı, mesafeli olmayı seçen yapılar üreten mimarları daha çok önemsiyorum galiba. Peki neden kendi dizayn ettiğiniz binada, evde oturmuyorsunuz? Bu önemli bir şey değil mi? Yani annemle babamın dizayn ettiği bir binada oturuyorum. O da kıymetli, kuşkusuz. O da bence önemli bir şey. Yani benim de epeyce toyluk zamanımdı o yapıların meydana çıktığı günler. Ben de orada epeyce bir katkım olmuştur. Yani tamamen kendi yapmadığım bir yapıda oturuyor değilim aslında. Tasarlamaktan en çok hoşlandığınız yapılar neler? Bir havalimanı tasarlamayı çok önemli buluyordum. Ve bir anda işte Dalaman Havalimanı yarışması açılmıştı. Onu kazandıktan sonra o yapının tasarımıyla uzun süre uğraştım. Sonra galiba yavaş yavaş çok fazla sayıda insanın kullanma potansiyeli olan, daha kamusal tarafları olan, biraz daha kente dokunan, böyle kendi içine kapalı ve çok özel bir alan yerine kentle bütünleşme ve kentin bir parçası olma potansiyeli taşıyan yapıları tasarlamayı galiba tercih ediyorum. Peki size deselerdi ki bir şehri baştan sona yeniden dizayn edeceksin. Nereyi baştan sona? Hemen kaçardım. hiç böyle bir şeyin yapılabilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir takım müdahaleler yapılabilir. Tarihi yapılar dışında deselerdi. Öyle diyeyim, kolaylaştırayım. Hiç fark etmez. Bu bence tek başına bir mimarın yapabileceği bir konu. Bunun denemesi çok yapıldı. Yani Oscar Niemeyer'in Brazil denemesi diyelim. Niemeyer gibi çok başarılı, hakikaten çok yetenekli bir mimarın dahi beceremeyeceği bir iş olduğu bugün Brazil'e bakınca anlaşılıyor. Kentlerin biraz kendiliğindenliğini çok önemserim. Ve aslında farklı zaman katmanlarında inşa edilmiş olması ve o farklı zamanların görülebilir olması çok önemli. Bu da
bir mimarın ömrüne yetecek bir konu değil. Yani bizim bugün sevdiğimiz kentlerin hepsi yüzyıllar boyunca oluşmuş, birbiri üstüne binmiş farklı katmanların birlikteliğiyle oluyor. Öbürü şey gibi, yani bir tür sinema dekoru tasarlamak gibi, evet, olurdu ve hiç becerebileceğim bir şey değil doğrusu. Gördüğünüz gibi Emre Bey'i güldürmeyi de başardım. Bana çok Emre Bey ters derlerdi hep. Hiç de ters yani bir insan değil yani. belki bir takım faydalarını görüyorum bu öngörünün zaman zaman, ama bunu niye söylediklerini bilmiyorum. İnsanlar zaman zaman bunu söylüyorlar. Hatta bizim ofise gelen bazı potansiyel müşteriler de böyle söylüyorlar. Çekiniyorlar herhalde. Benle çalıştıktan sonra da ya sen hiç zor bir adam değilmişsin, ne kadar kolay seninle çalışmak diyorlar. Belki bir faydası vardır, bilmiyorum. Bunu evet, kimler uyduruyorsa belki benim için çalışıyorlar diyebilirim. Belki de bir mesafe iyi bir şey, sizi de rahatlatıyor olabilir. Bilmiyorum. Aslında bu benim kurduğum bir oyun değil yani. Emre Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizi rica yakından ederim. Tanıdığım için de çok mutluyum gerçekten. Ben de öyle. Bugün çok güzel. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir program. Gerçekten ben de severek izliyorum zaman yaşasın, zaman. Yaşasın, çok teşekkür ederim. Çok çok iyi gidiyor. Evet, ben de dijital medyada bağımsız gazetecilik yapmaktan çok çok önemli çok bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten. Yani bunu yapan arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlarım, dostlarım, tanıdığım tanımadığım insanlara hakikaten bugün gazeteciliğin aslında belki de her günkünden daha önemli olduğu bir dönemde çok üstün başarılar diliyorum ve yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak ayrıca çok kıymetli. Rica ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak da çok önemli. Öyle mi? Tamam. Evet, hemen olacak. Hemen olacaksınız. Olmamış mıydınız? Vallahi ben Emre Bey ya. Hayır, ofisten olmuşlardır mutlaka ha. Ama ben kendi kişisel şeyimden çünkü de olacağım. Çünkü gerçekten hani insanlar şey yapıyor ama bu abone olmak zor bir şey galiba. Önce hesap aç, onu yap. Hayır, çünkü ben o işleri hiç beceremediğim için abone kendimi olduracağım ofise gidince. Yaşasın.